kıymetli mesai arkadaşlarım ve bugün yine aramıza katılacak olan çok değerli Üreve törenine katılan eğitimi 3,5 ay sürmüş yeni yol arkadaşlarımız ve onların kıymetli aileleri, hanımefendiler, beyefendiler hepiniz hoş geldiniz. Elbette metro İstanbul ulaşımı için en önemli unsur ve bu önemli ulaşım aracının çok daha üst seviyelere, özellikle ulaşım ağı açısından çok daha üst seviyelere taşımak mecburiyetindeyiz. Henüz İstanbul'umuz metroda eriştiği kilometre ve nüfusu bakımından ulaşmak istediğimiz yerde değil. Özellikle dünyanın bu yoğunluktaki şehirlerinde çok daha yüksek kilometreyle insanlarına metro vasıtasıyla hizmet ediyor. Çünkü yerin altını son derece verimli kullanmazsanız zaten ulaşımla baş etme şansınız bu tür büyük metropollerde pek de mümkün olmuyor. Bu açıdan metro bizim de bu yeni dönemde en fazla önem vereceğimiz ulaşım araçlarının başında geliyor. Hatta birincisi. Yani biz mutlaka metroya yüzlerce kilometreyi çok hızlıca katmamız gerekiyor ve insanlarımızı bu sağlıklı ve güvenli ulaşım aracından faydalandırmamız gerekiyor. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine. Elbette ki bugüne kadar yapılmış ve metroya katkı sunmuş, ta 1980'lerde Sayın Sözen döneminde atılmış temelle başlayan ve bugüne kadar süre gelen onlarca kilometrenin her kilometresine katkı sunmuş belediye başkanlarına, emek veren herkese İstanbul adına teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da daha iyi noktalara taşınması hususunda da yine bütün çalışanlarımızla hem Metro AŞ hem de bu işin imalatını yapan diğer birimlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Dediğim gibi biz bu sürecin lokomotifi olacağız ve en hızlı adımları bu alanda atacağız. Elbette ki metronun normal bildiğimiz trenlerden farklı, çok da göremediğimiz, biraz istasyona hızlı yaklaşan elbette ki kaptanları var. Ben öyle söylüyorum. Hatta dedim ki bir metroya bindiğimde size ne diyelim dediğimde çok net bir cevap alamadım, açık söyleyeyim. Dolayısıyla metro sürücülerine de bir isim bulma konusunda çalışmak lazım. Hani geminin kaptanı vardır, otobüste de yine kaptan lafı kullanılır ama sanki metroda böyle bir simgeleşen bir sıfat bulunamamış. Umarım o da bulunur. Benim aklımda böyle kaptan geçmişti ve kaptan söyledim metro ziyaretinde kullanan sürücü arkadaşıma. Ama titiz bir çalışmayla, 3,5 aylık bir eğitimle bu mesleki eğitimi almış ve donanımlı hale gelmiş. Şimdi tecrübe edinecek sürecin başındasınız. Hepinize başarılar diliyorum her şeyden önce. En ufak bir sıkıntı yaşamadan, bütün insanların, İstanbul'daki hemşehrilerimizin ve İstanbul'a gelen misafirlerimizin en güvenli şekliyle seyahat etmelerini sağlayan bir meslek hayatınız olsun inşallah. Kimsenin burnu kanamasın, Allah kazasız, sıkıntısız bir çalışma dönemini sizlere nasip etsin. Bu bizim temennimiz tabii. Tabii bu temennide bulunurken ben bir temennide daha bulunmak istiyorum. 4 kadın sürücümüz var burada. 66 arkadaşımızdan. Yani her işe bir kota koymaz isek, toplumda kadınları yaşamın içine katmaz isek, hayat zor olur, zorlaşır. Dolayısıyla bundan sonra benim özel talebim ve talimatımdır ki
uygun her iş ortamına maksimum kadın katılımını sağlamak zorundayız. Şimdi burada da hanımefendiler var, görüyorum. Tabii eşleri olabilir, anneleri olabilir, ablaları olabilir, arkadaşları olabilir. Şimdi benim annem köyde tarımla uğraşıyordu, para kazanıyordu, iyi de para kazanıyordu. 9-10 tane ineği vardı. Sebzesi bol bir tarlası vardı, tütün işi yapıyordu. İnanın babam iş adamıydı ama annem de onun kadar zengindi. Ne zaman ki annem İstanbul'a geldi, İstanbul'daki yaşamı başladı. Babamın işi dolayısıyla İstanbul'a yerleşmişti 87 yılında. Babamdan annem nasıl para isteyeceğini bile 4-5 sene öğrenemedi. Çünkü hiç istemiyordu para. Böyle bir hayatı vardı. Kendi parasını kendi kazanıyordu. Kendi çamaşır makinesi aldığını, yani evine çamaşır makinesini, böyle merdaneli bir çamaşır makinesini aldığını ben iyi biliyorum. Çocuktum ya da ortaokul dönemiydim. Birçok ihtiyacını kendi karşılardı. Şehrin böyle bir zor tarafı var. Onun için ben kadın istihdamını çok önemsiyorum. Annemle babam arasında aracılık yaptım yıllarca. Sonra babamı devreden çıkarttım, annemle para ilişkisini ben çözdüm. Oğluyla daha kolay çözdü işi. Bunu niye söylüyorum? Bir dahaki sefer burada inşallah böyle yarı yarıya yakın bir kadın sürücü istiyoruz. Yani ben eminim ki buradaki 4 hanımefendi arkadaşım en az diğer beyefendi arkadaşlarım kadar yetenekli ve başarılı. Dolayısıyla fırsat tanımak lazım. Bir istatistik canımı sıkmıştı, söyleyeyim, şirketimizin birinde, yani ismini de verelim, İspark'ta 2300 civarında çalışanı var. Kaç kadın çalışanımız var tahmin edin? Hiç. Hiç. Olmaz. 2300 çalışanda hiç. Yani bir kadın genel sekreter yardımcımız dedi ki, ya Allah aşkına hiçbir canımız sıkılmıyor erkek erkeğe baka baka akşama kadar. Yani bu, ama bu gerçekten hoş değil. Toplumun yarısı kadın. Şimdi ben bunu konuşurken aklınıza gelebilir, yani eşinden korktuğu için böyle konuşuyor. Öyle değil. Bir eşe saygı duyulur, korkmam. Ama annem var, eşim var, kız kardeşim var. Bir de biricik kızım var. Herkesin Allah evladını bağışlasın. Biz kızlarımızı, oğullarımızı eşit yaşasınlar diye bir toplumu hazırlıyoruz. Dolayısıyla bu konu önemli. Yani bugün greve töreninde bunu mu anlatacaksın bize? Bu konu önemli. Bunu çözersek inanın toplum olarak seviyemiz çok daha yukarıda olacak. Buradaki beyefendi arkadaşlarım, belki evlatları var olacak. Aynı şeyi yarınlarda kızlar için onlar da düşünecek. Onun için onların önündeki bu sürece bir bilinç yerleştirme adına bunları ifade ettim. Ve ben Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir sürecin takipçisi olacağım. Kimler için? Kızlarımız için. İnşallah bunu da sağlayacağım. Kimsenin kuşkusu olmasın, takipçisi de olacağım. Değerli arkadaşlarım, ulaşım çok önemli. Ulaşımı önemsiyoruz. Ulaşımın her birimi çok önemli. Tabii okullar başlayacak. Yaz dönemi bitti. Trafiğin daha da yoğunlaştığı dönemi yaşayacağız. Bizim sıkı tedbirler almamız lazım. Bir anda elbette ki birçok projemizi hayata geçiremeyeceğiz. Ama bazı ulaşımla ilgili minik tedbirler bile, toplumsal duyarlılık bile ulaşımdaki birçok sorunu ortadan kaldırabiliyor. En başta ulaşımda ahlak. Yani bu nasıl bir şey? Aslında kurallara uymak. Nasıl bir şey? Yol vermeniz gerektiği yerde yol vermek. Ya da bir otoyolda giderken sıklıkla şerit değiştirmemek. Ya da park edilmemesi gereken yere park etmemek. Ya da yan yana iki aracı park edip yolu tıkamamak.
yolun ortasında durup arkadaki aracın beklerken bir kornaya basması bile bizi rahatsız etmeyecek. Çünkü orada durmamamız gerekiyorsa durmayacağız. Bunun gibi birçok tedbiri ve birçok uygulamayı topluma anlatacağız. Hep birlikte bu sorunu çözmek zorundayız. Hep birlikte trafiğin her şeyden önce yaya öncelikli olduğunu toplumumuza anlatacağız ve öğreteceğiz. Bunlar önemli şeyler. Hepimiz yeni kentliyiz, itiraf edelim. Yani toplumun büyük bir kesimi aslında kırsaldan şehre yeni bir göç tarihi yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bunları düzeltmemiz bir anda mümkün değil. Ama emek vermemiz lazım, çaba göstermemiz lazım. Ortak yaşam alanlarına, ortak saygı kavramlarını taşıyamazsak şehir bize huzur vermez, huzursuzluk verir. Dolayısıyla parkından, yoluna, trafikte, yaya geçidinden bir trene ya da metroya binişine çıkışına varıncaya kadar tüm kurallarla ilgili toplumu aydınlatmak ve onlara bir şekilde yol göstermemiz lazım. Bu konuda hepimiz vazifeliyiz. Buna özen göstereceğiz. Bir başka unsur, elbette ki yeni alanlar üretmemiz lazım. Ulaşım araçları oluşturmamız lazım ama bir yönüyle de yaya erişimini de güçlendirmemiz lazım bu kentte. Bu çok önemli. Pek yürümüyoruz. Obezite açısından dünyada ön sıralara doğru çıkıyoruz. Yani hepimiz bunda sıkıntılıyız. Yani kilolara. Ben kendimi biraz kilolu görüyorum. Başkalarını görünce ben bazen moral buluyorum. Onu söyleyeyim. Ama yani sizi işaret ettim. Yanlış anlamayın. Şimdi sıradaki. Biraz öyle denk geldiniz gözüme. Bakış hizasındasınız ondan. Ama böyle bir sorunumuz var. Aşmamız lazım. Yürümemiz lazım. Ama yürümek için de size yürüyebileceğiniz alanlar oluşturmamız lazım. Kaldırımlar yürümenize uygun olmalı. Parklar yürümenize uygun olmalı. Sokaklar yürümenize uygun olmalı. Parklar çoğalmalı bu şehirde ki insanlar bir yerden bir yere sıkılmadan yürüyebilerek gidebilmeli. Dolayısıyla ulaşımla ilgili yürümekten bisiklete ve toplu taşıma çeşitliliğinden deniz ulaşımının payının artırılmasına kadar çok üst seviyede tedbirler almak zorundayız. Bir başka şey, bu şehir 24 saat yaşıyor. İyi biliyoruz ki gece mesaisine kalandan gece bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden İstanbul ulaşımının sağlanmasıyla ilgili ne yazık ki bir türlü başlanamayan bu uygulamayı özellikle metro hatlarında ve de özellikle çok yoğun metro hatlarıyla beraber çok yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşımla ilgili 30 Ağustos gece 12'den sonra 24 saat ulaşımı başlatacağız İstanbul'da. Bunu şimdiden müjde edelim. Detaylarını, içeriğini paylaşacağım yine basınla ve bu müjdeyi daha detaylı bir şekilde sizlere aktarmış olacağım. Tekrar hepinize başarılar diliyorum. Ömrünüz ve çalışma hayatınız sağlıkla geçsin. Bu arada değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, bu ülkenin güzel insanları, 82 milyon vatansever, yurtsever insanın bu salondaki kıymetli temsilcileri, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Özür diliyorum, bir gün sonra. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimizin atasının, dedesinin, ninesinin el ele kol kola bu toprakların bağımsızlığını kazanma mücadelesinin sonuç günüdür 30 Ağustos ama iş orada bitmemiştir. Daha sonra da kurulan Cumhuriyet'le beraber hep birlikte bu ülkeyi kalkındırmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşıyoruz. Ve bu ülke adına vatan için canını vermiş olan Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Başta o savaşta sizlerin atası, dedesiyle beraber onlara komutanlık yapmış başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyorum.
30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. İstanbul'un nice güzel günlerinde buluşmak dileğiyle hayatınızda üzüldüğümüz değil, hep yüreğimizin mutlulukla ve huzurla dolduğu ve güler yüzle bir arada olduğumuz güzel bir İstanbul var etmek adına ortak akılla, ortak mücadeleyle, herkesi içine katan bir anlayışla bu kentte bir kişinin dediğinin olmadığı, 16 milyon insanın fikirlerinin katılımıyla bu şehrin yönünün çizildiği bir dönemde sizlerle bir arada güzel bir şehir var etme duygusuyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hitabetler şükranlarımızı sunuyoruz ve şimdi hak edenlere ödüllerini verme anındayız. Sayın Başkanım, müsaadenizle ilk olarak hanım tren sürücülerimizi, ismini yeniden bulacağız dedi Sayın Başkanımız. Sayın Arzu Özaydın, Sayın Hande Nur Gülak, Sayın Esra Ateş ve Sayın Havva Çakmak alkışlarımızla. İkinci grubumuz Sayın Aydın Çabukoğlu, Sayın Recep Gökay Bucak, Sayın Resul Kutun, Sayın Ramazan Türk, Sayın Turgut Aksu ve Sayın İbrahim Coşkun geliyor. Buraya gelen tüm tren sürücülerimiz M1 hattında, yani Yenikapı Atatürk Havalimanı Kirazlı metro hattında görevli bebek olan tren sürücülerimiz, bu yolculukla sizlersiz olmaz. Başarılar diliyoruz. Hoş geldiniz.